Abi, abi! Lan sen abi. Kimden kaçabileceğini zannediyorsun lan? Abi götürün seni, bırakma. Anlat oğlum, anlat. Abi ne anlatayım? Abi vallahi telefonla adrese bakıyordum. Sen aniden karşıma çıkınca duramayıp çarptım. Sonra da ünlü futbolcu olduğunu görünce korkup kaçtım abi. Lan o yüzden mi şimdi kaçıyordun bizden? Abi siz öyle kapıya kadar gelince bir anda korkup kaçtım işte. Yasin! Tufan! Tufan burada. Yeşil gitme. Yeşil burada kal, Yeşil. Siz yaptınız değil mi? Yeşil ne yaptınız? Her şey sizin başınızın altından Yeşil, çıktı. Yeşil gel buraya. Merak etme, hiçbir şey yapamaz. Uzaklaştırma kararı var. Sen dua et. Dua et, uzaklaştırma kararı var. Uzaklaştırma kararı olmasaydı seni elimden kimse alamazdı. Hadi be. Bırak gitsin, bırak. Ben onunla sonra hesaplaşacağım. Önce şu vatandaşla bir konuşalım bakalım. Anlat lan. Dökül her şeyi, söyle. Ağzını burnunu kırarım bak, anlat. Abi anlattım ya. Ne işi vardı onun burada? Ha? Onu saldı lan seni benim üzerime. Ha? Abi o adamı tanımıyorum. Neden bahsettiniz de bilmiyorum, yemin ederim. Yemin etme lan bana, doğru konuş. Bana doğruyu anlat, yemin etme. Olay anı görüntüm var. Elindeki dövme görünüyor. Abi. Oğlum bana kumpas kurup dopik verdiniz ya. Bunun hesabını vereceksiniz lan. Seni buraya gebertirdim, tamam mı? Dua edin polise lan. Delilleri verdikten sonra onlar zaten gerekeni yapacak. Polislere dua edin oğlum. Yasin abi, ben senin hayranınım. Dopik yapacaklarını bilmiyordum. Senin olduğunu bilsem vallahi yapmazdım. Doğruyu anlat şunu. Adam akıllı, baştan bir anlat bakayım bana. Bana sadece çarpıp kaçacaksın dediler. Gerisini biz halledeceğiz. Ambulans alacağız dediler. Sen karışmayacaksın dediler. Vallahi bildiklerim, tüm bildiklerim bunlar abi. Dopik yapacaklarını bilsem zaten karışmazdım bu işe. Nasıl inanacağız peki sana, ha? Belki baştan beri biliyordun. Kim dedi? Abi, bana attıkları mesaj duruyor telefonda. Al göstereyim. Ver lan telefonu. Ne olur gözünü seveyim, bana bir şey yapmayın. Polise vermeyin beni abi, ne olursun. Oğlum bak, bunun altından bir şey çıkarsa var ya... harbi döverim seni, büyük döverim seni. Yeşil bak şuna sen. Ver. Şifresi ne? Şifreyi söyle lan. 46-46-34. Abla mesajların içinde Dilaver de var. Bana ne yapacağımı o söyledi. Allah kahretmesin seni. Abi, tamam bana inandınız mı? Bekle. Yeşil, doğru mu söylüyor? Al. Doğru. Al şunu. Al. Kalk. Salak sen, kalk. Kalk. Belli ki kullanmışlar seni. Bu olayda büyük suçu sen değilsin. Suçun büyüğü onlarda. Ama eğer bize yardım edersen ceza almamanı sağlayabiliriz. Ama önce bizimle işbirliği yapman lazım. Hakikatleri mahkemeye çıkıp bir bir anlatacaksın. Anca o şekilde kurtarırsın, anladın mı? Tamam abi. Kaybol lan şimdi gözümün önünden. Kaybol, haber bekle benden. Kaybol. Çıldıracağım ya. Dur bakayım şunlara gittim. Ağam bu nedir? Cenap Karlıca ve ailesi diyor. Ya bu Zülfü'nün oğlunun sünnet düğünü davetiyesidir. Abo, davetiyesi böyleyse düğünü kim bilir nasıl olur? Aa, görkemlidir. Ama bu düğüne kendini bilmez bıçakçı ailesi de davetlidir. Bıçakçılar da geliyor ha. Onların işi neymiş? Zülfü ortak arkadaşımızdır. Geçen at pazarlığında ikimize de davetiyeyi verdi. Bıçakçı da geleceğim dedi. Ben de. Mecbur gideceğiz. Gitmemek olmaz tabii ağam. Olmaz. Kendime bıçakçıdan çekindi de gelmedi dedirtmem.
Gideceğiz tabii. Hem de öyle bir gideceğiz ki anlı şanlı. Şöyle karlıcaları aile boyu bir görsünler. He. Görsünler. Görsünler. Ne işimiz var böyle bir düğünde? Gönderelim hediyesini yeter. Olmaz öyle. Bu Cenap Karlıca'yı benim gözümün önünde çağırdı diyelim sahaya. Hepimiz gidecek maalesef. Ben bu çocuk korktu da gelmedi dedirtmem. Ben gelmiyorum. Kızım olmaz öyle şey ya. Bal gibi geleceksin. Ben bıçakçı ailesini korktu da getiremedi dedirtmem. Bu hepimizin maçı. Bıçakçı Karlıca derbisi. El Clasico. Geleceksin. He? He. Size ne zaman paranızı ödemedim oğlum ben? He? Ne zaman? Ulan oğlum bir hafta geç kaldık diye hemen tatava yaptınız lan. Ya ödeyeceğim. He? Bak benim tepemin tasını attırmayın. Paramarı alamazsınız kalırsınız ortada bak. Alo. De yüzüme kapattı şerefsiz. Bir hafta para geciksin. Hemen ağam para nerede, para nerede? Bunlar bizim ağanın oğlu olduğumuzu unuttular. Nankörsüz oğlum siz nankör. Size 5 kuruş yok. Ha, kalın ortada. Bana kumpas kurmak neymiş? Hesabını soracağım ona ben. Onlardan her şey beklenir zaten. Telefon numarasını ben onun kaydetmiştim beni aradığında. Bir arar mısın bir? Yasin. Bir ara bir ara bir sen bir. Dur şunu bir açayım ben. Yasin. Bir ara sen beni dinle Yeşil. Ara bir. Alo. Bana bak Tufan. Oğlum bak bu doping işinde senin parmağının olduğunu biliyorum, öğrendim. O parmağını keseceğim lan senin, haberin olsun. Duydun mu lan beni? Kes de görelim. O işler o kadar kolay değildir. Hem sen bu futbol işini bence unut artık topçu. Kendine yeni bir iş, yeni bir meslek ara. Lan! Asıl sen kendine kaçacak yeni delik ara. Bu sefer o kadar kolay kurtulamayacaksın. Elimizde deliller var. Onlarla hiçbir şey ispatlayamazsın. Hem katiller ne zamandır suçlu peşinde koşar oğlu Yeşil? He? Nerede öğrendin bunları? Hapiste mi? Lan göreceksin sen hapisi. Yakında sen de orada olacaksın. Rahat ol. Bence sen kadın aklına fazla uyma topçu. Ben de seni akıllı sanardım. Oğlum seni bir elime geçirirsen var ya. Benden sana açık çek. İstediğin yerde, istediğin zaman. Sadece ikimiz. Tamam lan neredesin? Neredesin? Yasin. Söyle geliyorum söyle. Arkandayım. Hem kurallara da hiç uymuyorsun ha. Yakışıyor mu senin gibi beyefendi bir karaktere? Ay şerefsiz. Arkamızdaymış. Kek. Kahretmesin seni git. Seni var ya. Git. Kahretmesin seni. Hadi yetiş bana topçu. Haydi. Çek sağa. Bak ne yapacağını seni çek. Yasin dur ne olur. Göstereceğim ben şimdi ona neyin ne olduğunu. Hadi lan. Hadi yetiş bana topçu. İşin sıkı tutun. Hadi. Yasin dur gözünü seveyim. Bir şey olmayacak merak etme. Yasin. Rahat ol.
Yasin dur, ne olur gözünü seveyim. Bak seni kışkırtmaya çalışıyor. Elimizde deliller var zaten, hiçbir şey yapamaz. Onu kimse tanımıyor. Ama seni herkes tanıyor. Dur. Yapma. Ha. Yapma. Tamam. Tamam Allah. Tamam. Allah kahretsin, yine elimden kurtuldu. Şerefsiz ya. Dayı oğlu. Buyur. Kapıda biri var. Seni görmek istiyormuş. Kimmiş? Şener de anlar dedi. Sedat. Sen beni burada bekle. Olur mu öyle şey dayı oğlu? Ben de geleceğim. Uzatma dedim Sedat. Hayırdır dayı oğlu, bir sorun mu var? Yok bir şey, uzatma. Evet, çekiyoruz. Çok güzel çıktık. Bir daha. Ne yapıyorsunuz bakayım? Selfie çekiyoruz yavrum. Bak bak bak. Babam nereden ne? Ofisinde. İyi, ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz. İshak. Boncuk ne bu hal anne? Ver. Ver şekerleri. Babaannem bize televizyondaki şekerlerden aldı. Ah annem, ah yavrum. Senin bu şekere alerjin var. Her tarafın kabarıyor, bilmiyor musun? Yiyemiyorsun ya. Ne demeye yedim bunlardan? Ama tadı çok güzel. Tadı güzel de sana yasak. Babaannem yiyebilirsiniz dedi. Babaannenizin demesiyle olmuyor o. Bundan böyle abur cubur yemeden önce bana soracaksınız, babaannenize değil. Anlaşıldı mı? Aa. O niyeymiş o? Ben izin verdim yemelerine. Sizin izin vermenizle olmuyor Gülender Hanım. Çocuğun alerjisi var. Ama tabii siz nereden bileceksiniz? Anneleri değilsiniz sonuçta. Ya yeni mi aklına geldi anneleri olduğun? Ortalarda yoksun da. Yasin'le bir işler peşinde koşup duruyorsun. Gözümden kaçmadı zaten. O çocuğumun da başına bir iş gelirse seni gebertirim. Ben sadece Yasin'e yardımcı olmaya çalışmıştım. Kendi pisliğimi temizliyorum demiyor da yardımcı oluyormuş. Bak. Bana bak. Sen o çocukların annesiysen ben de babaannesiyim. Çocukların canı şeker çekti. Ben de aldım. Tamam mı? Çocuklarımla ilgili kararları da benden başkası alamaz. Tamam mı? İshak Boncuk, kalk. Kalk annem, kalk kalk kalk. Gidiyoruz. Aa. Yürü. Bak sen şu Yeşil Hanım'a.
Ha bak sen şu Yeşil Hanım'a. Ben seni aynı çatı altında çocuklarına hasret bırakmazsam, onlarla ilgili kararları sana aldırırsam, ben de Gülender değilim. Koşun! Yetişin! Ahır yanıyor! Koşun! Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu ses de neyin sesi? Ahırdan geliyor galiba ağam. Allah Allah. Ha? Allah Allah, atlara mı bir şey oldu? Ahırdan mı? Ağam, ağam koş. Ağam. Allah kahretsin. Su getirin, su! Su getirin! Su getirin! Su getirin! Koşun, su getirin, su! Su getirin! Koş, 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 koş! Gel! Yanıyor taraf! Su getirin, su! Hadi, su, su! Su getirin! Bu nasıl iştir ya? Şimdi bütün bunların hepsi kumpas mı? Ya hocam kaç gündür anlatmaya çalışıyorum işte. Kumpas tabii. Ya bunlar nasıl insanlar be? Bunlar insan misan değil ya. Demek onlar etti bu iş ya. Şimdi bu ses kaydında kumpası itiraf ediyorlar. Ama hani bunun Tufan'ın yaptığını nasıl kanıtlarız onu bilmiyorum ben. Sen şimdi Tufan Mufan'ı bırak Yasin. Biz federasyon nezdinde seni temize çıkaralım, biz o yeter. Hocam nasıl yeter ya? Bu yaptığı o herifin yanına kar mı kalacak şimdi? Senin gibi teknik adam. Karlıcalar bir, bıçakçılar sıfır mı diyor yani hocam? Oğlum olsan doğru söylüyor ya. Sen bakacaksın işine, gol peşine kosmayacaksın ya. Allah Allah. Peki bu ses kaydını biz federasyona götürsek kabul ederler mi? Hmm. Bu adam motoru Fes Kurye'den çalmış. Adamın çalıştığı şirket bu olaydan sorumlu olmaz mı? Şunu bizim bir avukata soralım ha. Bora Bey, bakalım ne diyecek? Alo! Boracığım, canım müsaade sana bir şey soracağım acil. Şimdi bizim bu Yasin'in kumpas olayında... Evet canım, doping. Kumpas olayındaki adamlar tutmuşlar bir adam. O adam çalmış bir tane motor, kurye. O kuryeli de çarpmışlar Yasin'e. Yasin de bunların hepsini itiraf ettirdi bir adama. Ses kaydı bizde var. Sağa gönderecek şimdi Yasin onu. Sen onu bir dinle. Sonra bakma da bize yol ocağı bir şey var mı onda? Çıkarmıyor ondan bir şey ya. Haydi kurban olayım sağa. Tabii canım, tamam canım. Oldu canım, oldu canım. Şimdi bakacak. Attım ha, hemen attım. Heh, dinleyecek. Bize geri dönecek. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Ne olmuş burada? Nerede bu atlar? Şahmuz! Ne oldu burada? Ama atların hepsi kaçtı. Biri kapıları açmış. Bir de kundaklamaya kalkışmışlar. Allah'tan tez vakitte yetiştik. Kapılar mı açılmış? Kim açmış? Tufan, Dilavar, Sedat. Bir bakın, ne haltlar dönüyor burada. Tamam ağam, bakar anlarız şimdi ne olduğunu. Dilavar, Sedat. Ya kapılar nasıl açılır? Seyisler neredeymiş? Birilerinin işi belli ki. Kesin o bıçakçılardır. Başka kim olacak? Ağam o konağı onların başına yıkmaz mı? Şimdiye kadar yıkmadığımız kabahat. Ya ağam şu hale bak. Canımıza malımıza kastetmiş tamam, bunlar. Tamam tamam, söndürmüşler. Yeter ki atları bulsunlar. Allah'ım sen bize yardım et. Hadi. Allah Allah.
Heh, alo. Ayça. Az kalsın unutuyorduk. Bu cumartesi Cemile'nin doğum günü. Kutlamayı sakın unutma, tamam mı? Canım, haber verdiğin çok iyi oldu. Ben bu karmaşada unuturdum kesin. Tahmin ettim. Hatta biz çocuklarla diyoruz ki cezaevine gidip bir kutlayalım. İster misin sen de gelmek? Ben Menevşe'ye söz verdim. Ben yoksa sizinle olmayı çok isterdim. Neyse, ben akşam arar kutlarım, olur mu? Yok yok, sakın arama. Yani kutlama ki biz gidelim kutlayalım, ondan sonra sen ararsın. Yoksa sürpriz bozulur, tamam mı? Tamam tamam. Siz bana haber verirsiniz, ben ararım. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz, ben de. Karam nerede? Vurdular mı Karam'ı? Gittiler peşine. Bulacaklardır ağam. Ya Surbari kızım da mı kaçmış? Hepsi ağam. Hepsi. Bu her kimin işiyse ölümlerden ölüm beğensin. Sana bırakmam ağam. Ben kendi ellerimle hallederim. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ayşe'cim, nasılsın canım? Sağ ol, ben de iyiyim. Sana bir işim düştü. Bana çocuk bakıcısı lazım. Ama şimdiki zamanki gibi öyle çocukları nazlamasın. Bizim zamandaki gibi disiplinli, tecrübeli olsun ha? Çok acil. Sen bilirsin bu işleri. Tamam canım, ben bekliyorum numaraları. En kısa zamanda da bana kahveye gel, tamam? Oldu. Görüşürüz. Şimdi görürsün sen Yeşil Hanım, bakalım kim veriyormuş kararları. Aha, geliyorlar. Aha. Şükürler olsun Allah'ım. Bu atlar nasıl kaçar Şehmuz? Sen neredeydin? Hangi cehennemdeydin? Ağam, ben yemleri hazırlıyordum arkada. İki kişi gelmiş, açmış kapıları, kilitleri. Peşlerinden koştum ama yetişemedim. Atlar kaçmıştı. Allah'tan atları sağ salim kurtardık. Neyse ki zayiatımız fazla değildir. Ucuz atlattık. Şehmuz, kimdi? Neye benziyorlardı? Göremedim ağam, karanlıktı. Gölgelerinden zar zor seçtim. Allah belalarını versin onların. Atları sağ salim yerine koyacağım ağam şimdi. Tamam, git koy. Tıkı bağla. Kapılarında da gece nöbete dur. Yarın sabah ilk iş, kapılara iki kilit tak. Şehmuz, ahır kapılarını da değiştir. Ne gerekiyorsa yap. Dört yanımız it uğursuz dolu. Tamamdır ağam, yarın hepsini halledeceğim. Bundan sonra asayiş Berkemal'dir, işin rahat olsun. Karam'la Surmalim'e fazladan yulaf yem ver. Hayvanların asabı bozuldu ya. Emrin olur ağam. Tufan, sen de bu işin peşine düş. Kim yaptıysa bu adiliği tez vakitte bul. Emrin olur ağam. Hadi eve. Hadi. Sadayı bitti mi çayın, ben bir tane? Ben verdim. İyi günler değerli izleyiciler. Bugün futbol dünyasında son günlerde yaşanan skandala nokta koyuyoruz. Ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı doping kullanmakla... Çıktı Yasin'im. Ve... Baba hani sanki ilk defa çıkıyorum televizyona ha sende. Ancak son sesini dinleyelim ha. Bu skandalın aslında Yasin Bıçakçı'ya yapılan kötü bir kumpas olduğunu gösteriyor. Ağzın bal yesin senin ya. Detayları geçmeden İsa Kalibi dur da dinleyelim de. Yasin Bıçakçı uluslararası futbol arenasında ülkemizin gururu olan bir futbolcu ve adının dopingle anılması tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Aa, anne, amcamın resmi. Anne bak, amcam çıktı. Annem tamam, tamam. Şişt, sessiz olun. Bak bu amcanız için çok önemli haber. Rüşvet vererek Yasin Bıçakçı'nın trafik kazası geçirmesine neden oldu. Ardından kendi ayarladıkları ambulansta Yasin'e doping vererek futbolcunun adını zedelemeye çalıştılar. Fakat Yasin Bıçakçı'nın avukatı bu oyunu bozdu. Menajeri olayın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele etti ve başarılı oldu. Hukuki işlemler başlatıldı. Yasin Bıçakçı adının temiz olduğunu kanıtladı ve düşmanlarının kumpasını çözdü.
Bu süreçte futbol severler ve kamuoyu Yasin'e büyük destek verdi. Milli futbolcumuz tekrar sahalara dönüyor. Ve bizler de stüdyoda olayın kahramanlarını ağırlayacağız. Yasin, öncelikle hoş geldin. Doping pumpasını sana düzenleyenler ortaya çıktı mı? Teşekkürler bu arada. Bu kumpası düzenlediğini düşündüğümüz insanlarla alakalı biz şikayetlerimizi dile getirdik, şikayetlerimizi yaptık. O yüzden hukuki süreç başladığı için de bilgi veremiyorum açıkçası. Peki hocam, bu durumda Yasin Bıçakçı oynayabilecek mi? Tabii. En kısa sürede sahalara dönecek. Çok idman eksiği yok. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Bu kadar kısa süre içinde peki nasıl dönebiliyor? Doping kumpasının arkasındaki isimlerin ortaya çıkması için tüm şikayetlerimizi adli makamlara ilettik. Kumpasa aracı olan motor sürücüsü ve Yasin Bey'e ambulansla hastaneye giderken yolda doping enjekte eden kişiler yaptıklarını ifadelerinde itiraf ettiler. Tüm şikayetlerimizi doping kuruluna ilettik. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu bu yanlıştan bir an önce dönmesi için acil bir toplantı düzenledi ve Yasin Bey'in cezası iptal oldu. İshak Ali Bey, hem babası hem de menajeri olarak neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Öncelikle Dopingle Mücadele Komisyonu'na biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce toplandılar, hızlı karar aldılar. Yasin'in bir an önce sahalara dönmesini sağladılar. Bize hep destek olan Sayın Hocamıza, FK 1453'e çok teşekkür ediyoruz. Hep arkamızda durdular. Hep bize destek oldular ki bu sayede de Yasin yeniden sahalara dönebildi. Bizim için önemli olan nokta bu. Sahada Yasin gerekli cevabı verecek. Şut ve gol. 90'a. Gol oldu, gol oldu ya. Yeşil olmasaydı zor atardın ha o golü. Sen yat kalk dua et o kıza. Niye dua edecekmiş? Bu belayı kim açtı Yasin'in başına? Gülender annem haklı. Bu mendebur hayatımıza girmese bütün bunlar başımıza gelecek miydi de? Ola bir susun ya. Bir susun da dinleyelim ha. Taramalı motor gibi. Tı. Bu olay sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir bireyin hayatının nasıl etkilenebileceğini gösteriyor. Adil bir şekilde hak ettiği başarıları kazanma yolunda Yasin Bıçakçı'ya destek olmamız gerekiyor. Sporun güzellikleri haksızlıklara karşı durduğumuzda daha da parlıyor. İzleyicilerimize bu olaydan çıkarılması gereken dersleri düşündürüyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü özel haberimizi sizlerle paylaştık. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. İyi günler canım. Bu musibet de üstümüzden gitti ya. Çok şükür. Hadi bakalım. Ben odama çıkarım, ilaçlarımı alacağım. Tamam. Dikkat et. Dur oğlum, dur. Babanın. Yok, gel, gelme. Tamam, uşağım. Tamam. Çay. Demli olsun. Süzekli ya benimki. İstersen bir madalya yaptır İshak Ali, ha? Nasıl olur? Yeşile verirsin. Ha bu arada madalya demişken ödül töreni var. Gülenden Hanım kimseye söz verme, benlesin ona göre. Ne oldu ya? Ne oldu? Sen kaç kişiyle nasıl alacaksın benim karımı benim elimden? Tek başıma. Benimle gel Esako. Gülender Hanım, benim davetim olacaksınız değil mi? La yine kaldık menevşeye mi? Yapacak bir şey yok. Ne ödül töreniymiş bu? Futbol otoriteleri Yasin Bey'e yılın sporcusu ödülünü uygun gördüler. Menajerim sağ olsun. Ya şimdi ben bir şey etmedim. Hani sadece akıllarına getirdim da. Sen o golleri atarak o ödülü kendin hak ettin. Eyvallah baba, sağ ol. İyi diyordu Rezesun ama hakkını ver Rezesun. Öyle. Bu haberlerden sonra ödül çok iyi oldu. Abi, son dakika mı haber verilir? Ne giyeceksin yarın törende? Ya ballim, dolap ağzına kadar dolu gider, bir şey ayarlar giyeriz. Ne olacak ki? Onu mu dert ettin şimdi? Oldu. Menevşe Bıçakçı'nın abisi öyle alelade bir takım giymiş. Dedirtmem ben. Ya bunun havalara bir bak ya. Allah Allah. Ya abi dalga geçme. Bu kadar olaydan sonra senin basının karşısına ilk çıkışın. Muhteşem gözükmen lazım. Valla bir kere Süpatçı'yı dinledim. Hı? Kız doğru söyledi. O gün törende bütün basının gözü senin üzerinde olacak. Ya bu skandalı ortadan kaldırman için senin böyle afilli bir görüntü vermen şart. Konuştu menajer İshak Ali, şart.
Tamam canım, yarın atölyeye gidelim. Ayarlarız bir şeyler. Hı. Sıkıntı yok. Neyse ki karam kızım normala dönmüş. Ama Sırmeli daha tam iyi olamamış. Yeni geldi hayvan ayağının tozuyla. Olacak şey miydi bu? Yahu hainler, benim atlarımdan ne istediniz? Kansızlar türlü türlü ağam. Akıl sır erer mi? Bu kesin bıçakçıların taarruzudur ağam. Biz ne zaman misilleme yapacağız? E onların yaptığını gözünle görmüş gibi konuşuyorsun ulan. Emin misin? Değilim ama öyledir. Sakarya'yı sünnette göreceğim. Ona soracağım. Suratından anlarım ben onu, ben de bunun yapıp yapmadığını. Ama ya o değilse? Tufan, hiç bir haber yok mu? Birinden haber bekliyorum ağam. Eli kulağındadır şimdi. Gün geçmiyor ki bir şey olmasın. Şöyle huzurlu bir günümüz geçmedi ağam. Başına geleceğini biliyordun Ünal Efendi. Sen daha dur. Müsait değilim, seni sonra arayacağım. Oğlum ha? Kimdir akşam akşam arayan? Mandıra'dan aradılar ağam, önemli bir şey değil. Da gelmiş. Gelin bakalım babaannenize. Oh! Bir sarılayım size. Uy! Gelin. Küçük gelin. Durma öyle ayakta. Gel yamacıma. Gel, 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 gel buraya otur. Gel bakayım hadi. Gel. Babaanne. Ayıp oluyor. Nesi ayıpmış? Ha bu çocuklar Ersun'undur, ha bu kız da bizim gelindir. O gelinse ben neyim dur? Sen de gelinsin. La havle ve la. Anne. Ne? Bittim ben. Bittim. Ne oldu? Ayşe hastalanmış. Gelemiyormuş bugün atölyeye. Abimin kıyafetinin de akşama yetişmesi lazım. Kızın başka adam mı yok koca atölyede de? Ya vardı, vardı. Dilara ile Büşra vardı. Onları Bursa'ya gönderdim kumaş fuarına. Ayşe de hastalanınca ben tek kaldım. Ya hayatta tek başıma yapamam ya. Benim acilen dikiş bilen birine ihtiyacım var. Yani şey... Ben dikiş biliyorum ama... Yardımcı olabilirsem geleyim. Bilmediğim bir şey de yok maşallah. İlk defa hayırlı bir iş biliyor hayret. Cezaevinde meslek edindirme kursları vardı, oradan öğrenmiştim. Annem bana bayramda kırmızı elbise bile dikmişti babaanne. Çok güzel olmuştu. Hatta ünlü olsun diye kırmızı toka da yapmıştı. Anne, bebeğime diye elbise dikecek misiniz? Annem dur, daha yeni başladım. Birazdan öğretmen gelecek, nasıl yapacağımızı gösterecek, tamam mı? Cemile teyze, sen de bebeğim için etek diker misin? Boncukcuğum, dikerim dikmesine de... Cemile teyzenin elinden pek bu işler gelmiyor. Neden burada olduğumu da anlamadım, annen zorla getirdi. Aman Cemile. Fena mı işte? Yeni şeyler öğreneceğiz. Yani ben öğrenemiyorum Yeşil, sen öğreniyorsun. Çünkü bu konuda çok yeteneklisin. Aman abartma.
Boncukcuğum bence sen annene sor. Çünkü annen gerçekten çok yetenekli bu konuda. Yani ooo kaç bebek elbisesi diker sana, daha neler neler diker ya. Bir kontrol edelim mi? Yeşil, vallahi bravo. Ne kadar muazzam oturtmuşsun elbisenin kapını. Al işte, ben söylemiştim. Öğretmenim, ben de dikiş dikebilir miyim? Biraz daha büyüyünce evet. O zaman elbiseme kurdele takabilir miyim? Takarız tabii. Gel hadi, beraber kurdele seçelim. Git hadi o zaman Menevşe'yle, madem o kadar marifetlisin. Hem ayak altında dolaşmamış bir işe yaramış olursun. Ne dersin Yeşil, bir deneyelim ha? Ya ben gelirim gelmesine, çok da isterim ama çocuklara ne yapacağım? Sen çocukları merak etme, ben de. Git kızımın işi görüyorsun, haydi. Hadi gidelim o zaman. İyi gidelim. Hadi gidiyoruz biz. Annem. Torunlarımın eğitimi için gerekli çalışmalar başlıyor zaten. Ne dedin? Yok bir şey. Bu akşama yetişmesi gerekiyor. Kollarının çok iyi dikilmesi lazım. Her şey karman çorman olmuş ya. Ben bir deneyim istiyorsan dikmeyi. İyi. Abim iki saate falan son provaya gelir. Benim bir işim var, onu halledeceğim. Sen başla. Ben yardıma gelirim. Tamam. Bıçakçı, sen hala burada mısın? Duyulacağım ya. Aşk olsun, sen hiç dinlemiyorsun beni. Dün gece yarın ofis bağı lazım dedim ya. Birazdan bakıcılar mülakata gelecek. Kızım eski köye yeni adet çıkarıyorsun ha. Anası baksın ha uşaklara, ne du bakıcı? O cahil kadının yetiştirdiği çocuktan hayır mı gelir? Bak, bu çocuklar iki gün sonra okula gidecekler. O cezaevinde itin uğursuzun arasında öğrendikleriyle mi gitsinler? Ha? Hem ben senin işine karışıyor muyum? Sen de bağ karışma canım. Tamam. Karışma ayrım. Gidiyorum ha. Kahvemi aldım, gazetemi aldım. Size kolay gelsin canım. Afiyet olsun canım. Buyurun. Gülender Hanım sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bu kadın zor yürüyor ya. Bizim çocuklara nasıl bakacak? Vallahi öyle. Rabbim sen bize ne yaparsın ya Resul. Hoş geldin abi. Menevşe Hanım, nerede benim smokin ya? Ha? Hazır değil mi yoksa? Yasin Bey'in smokini hazır mı acaba? Bir öğrenir misin canım? Tabii Menevşe Hanım. Yasin, selam sabah yok mu ya? Ayşe'cim kusura bakma yani tabii ki selam. Yoğun bir gün, bir de yani bu yetmezmiş gibi kardeşimizin provası çıktı. Yani ben evde bana bakınca ölçümü alır sandım ama... Olmadı, ne yapalım? Abi. Ha? Geldi. Aa, Yeşil de mi burada? Yeşil, hayırdır? Ben Menevşe'ye yardım etmek için gelmiştim.
Abi bir dene bakalım ya nasıl olacak? Tabii. Giydir abini. Gel bakayım. Hı. Bak bakayım şöyle. Ben sevdim ceketi valla. Yeşil. Kızım sende ne yetenek varmış ya? Nasıl diktin kolları böyle? Seni hemen buraya transfer ediyorum. Nasıl? Yeşil mi dikti bunu? Abi, Yeşil'de her gün yeni bir sürpriz. Ayşe hastalandı, gelemiyor dedim. Sağ olsun yardıma geldi. Vallahi Ayşe'den de iyi dikti. Yeşil, teşekkür ederim. Rica ederim. Bugünün kahramanı sensin. Ayşe sizi öve öve bitiremedi. Çocukları ona bırak, gerisini düşünme dedi. Umarım dediği gibisinizdir. Sağ olsunlar. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Almayayım. O zaman ben sana kısaca torunlarımı anlatayım. Dinliyorum. İkizler rahmetli oğlumun çocukları. Anneleri bir takım sebeplerden ötürü onları bizden uzakta yetiştirdi. Bir nevi alıkoydu da diyebiliriz. Torunlarım okul yaşına gelmişler fakat gerekli eğitimi almamışlar. Terbiye görmemişler yani. Cezaevindeyken... Onu da bilahare anlatırım. Kapalı ortamda büyüdüklerinden temel seviye eğitimlerini tamamlayamamışlar. Eksik kalmış. Peki anneleri de burada mı yaşıyor? Evet ama kendisi bu evde yaşamıyor, müştemilatta yaşıyor. Anlıyorum. Senden ricam çocukların eğitimlerini asla annelerini karıştırmaman. Bu çocukların eğitimi normal çocuklara göre zor olacağından anneleri karışırsa bütün emeğimiz boşa gider. Anladım. Beraber çalışacaksak annelerin çocukların eğitimlerine müdahale etmesi yasak. En önemli konu bu. Siz merak etmeyin. Buna asla izin vermem. Çok kısa sürede çocukların davranışlarındaki farkı da göreceksiniz. Yarın sabah itibariyle birlikte çalışmaya başlamamız konusunda ne düşünüyorsunuz? Uygun mudur? Uygundur Gülender Hanım. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Menevşe Hanım, yurt dışına göndereceğimiz ürünlerin birer örneğini istemiştiniz. Bugün her işin birbirine girdi ya. Güya prova mankenin üstünde görecektik bunları. Maalesef Menevşe Hanım, mankeni beklemeye vaktimiz kalmadı. Onayınızı alıp ürünleri göndermemiz gerekiyor. Yeşil. Heh. Sen mi denesen acaba bunları? Bana olur mu ki? Niye olmasın? Senin bedenin prova mankenin bedeniyle aynı. Hadi, hadi. Hadi. Acayip yakışmamış mı ya? Çok yakışmış. Gerçekten mi? Evet, hepsi çok yakıştı Yeşil. Bu kıyafetler senin olsun. Ne? Zaten senin tarzına el atma zamanım gelmişti çoktan. Bu da bahane oldu.
Ki burada çalışmaya başlayacaksan da giyimine özen göstermen gerekiyor. Ben evrakları kontrol edeceğim. Aşağı iniyorum. Tamam mı? Gelirim birazdan. Sağ ol. Bak bu günleri, bu kadarını ikimiz de hayal edemezdik. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Yolun açık olsun. Gülender annem ne kadar güzel olduğunda herkesin gözleri kamaşacak ha. Sağ ol Rukim. O senin güzel gönlün. Ne demişler? Güzel bakan güzel görür. Aa bak ama bu tonlar ha. Bu tonlar çok güzel oldu. Maşallah din Gülender Hanım her renk yakışıyor. Maşallah. Ay kızlar abarttınız. Artık torun torba sahibi kadın olduk. Duyan da bir şey sanacak. Düzeltmemi istediğiniz bir şey var mıdır Gülender Hanım? Yok canım, ellerine sağlık. Canım, gitmeden bana da şöyle birkaç bir şey sürsen de kendi kendime havaya girerim evde. Kızım, davetiye sinirli olduğundan bir dahaki sefere inşallah beraber ha? Ha bak kendi kulaklarınla duydun, menevşe sana teklif etti. Benim yerime sen git diye. Yok, anacığım biliyorum ya, ben öyle lafın gelişi şey ettim. Ben de öyle dedim zaten. Teklif etsen de kabul etmez benim Rukiye'm dedim. Çok düşüncelidir benim biricik gelinim. Gülendir! Nereye yaşın? Anam, anam. Anam. Kız bu ne tu böyle ya? Ne ettin sen kendine? İshak Ali, abartma. Ne abartacağım ya? Her şey ortaya doğdu işte. Menevşe nerede? Sen Menevşe'yi ara asıl. Eşek adı ordular. Hala peşlerinden gösterir be. Neyse. Biz çıkalım canım. Çıkalım canım. Buyurun. Hadi. Buyurun sen. Bu da mı gelecek? Yok artık. Ha. Ya bugün Yeşil bana bir yardım etti var ya. O olmasa hayatta yetişmezdi abimin kıyafeti. Prova mankenim gelmedi. Üstüne bir de mankenlik yaptı bana sağ olsun. Elbiseler falan cuk oturdu üstüne. Kızım, sen bundan sonra Menevşe'yle işe gidip gelirsin ha? Hadi geç kalıyoruz hadi. Hadi. Haydi. Haydi. Ben de çocukları alayım. İshak Ali Bey, İshak Ali Bey, İshak Ali Bey, doping kupasını yapanlar bulundu mu? İshak Ali Bey, Yasin Bey ne zaman sahalara dönecek? Arkadaşlar açıklama yapacağız, bir basın toplantısı edeceğiz, her şeyi anlatacağız. Merak buyurmayın, her şeyin zamanı.
Yasin Bey, Yasin Bey, Yasin Bey, babanızın ağzından laf alamadık. Doping kumpasını yapanlar bulundu mu? Babam gerekli açıklamayı yapmıştır arkadaşlar. Müsaadenizle iyi akşamlar. Bıçak çaresine hazır yakalamışken birkaç poz alabilir miyiz? Olur, olur. Çekelim arkadaşlar. Tamam mı? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Hayır, i̇yi akşamlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayır, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Ay kaptanıma bak ya. Yasin çok şık görünüyorsun. Sağ ol. Kardeşim benim. O senin şıklığın. Eyvallah. Ya başına gelenlere çok üzüldüm. Şişt. Takım da çok üzüldü. Sağ olsunlar. Neyse ki hepsi temize çıktı. Aynen aynen kaptan sağ olasın eyvallah. Hah Engin Hoca da geliyor. Vay yakışıklı karizmatik gençler ne haber? O sensin ya. İyi. Hoş geldin hocam. Hocam sen nasılsın? Vallahi hiç bu kadar iyi olmamıştım ne yalan söyleyeyim. Hadi ben çok heyecanlıyım. Bir an önce içeri girelim. Hadi, hadi. Canımızı kaybetmeyelim. Hadi kaptan. Tebrikler. Bana bak. Bundan sonra buna röportaj, röportaj etmek yok ha. Ne röportajı ya? Yağmur havada su yok ona. İyi. Saygıdeğer konuklar, sevgili spor severler. Sıra yılın en iyi futbolcusu ödülünde. Bugün burada ülkenin en yetenekli ve öne çıkan sporcularından birini onurlandırmak için toplandık. Sporun gerçek anlamını taşıyan bir isimle bir aradayız. Lütfen bu geceye damgasını vuran, sahaların yıldızı, Türkiye'nin gururu, Yasin Bıçakçı, namı diğer Koçarı'yı alkışlarınızla sahnemize davet edelim. Türkiye'nin en iyi forvetlerinden biri olarak yaşadığın bu zorlu süreçten sonra büyük bir başarıya ulaştım. Şimdi izninle sana yılın en iyi futbolcusu ödülünü takdim etmek istiyorum. Ve karşınızda yılın en iyi futbolcusu Yasin Bıçakçı. Teşekkürler. Ne kadar heyecanlı. Yasin Bey abla ekranlarda görmüyor. Uy yakışıklı torunum benim Yasin'im. Sözü sana şu bırakayım. Boya poza bakın maşallah. Allah o nazarlardan korusun maşallah. Hadi siz de maşallah deyin siz de. Maşallah. Maşallah. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu ödül sadece şahsi bir başarı değil. Aynı zamanda spor dünyasındaki adaletsizliklere karşı da duruşumun bir ifadesidir. Ya biliyorsunuz ki doping iddialarıyla karşı karşıya kaldım. Gerçekler ortaya çıktı çok şükür aklandım. O yüzden bu ödül sadece benim değil, bütün sporcuların temiz ve adil bir rekabet ortamına duyduğu inancın bir zaferidir. Ve teşekkür etmek istediğim biri daha var. Huzurlarınızda ben bu ödülü canım ikizim Ersin'e ithaf ediyorum. Hayata beraber gözlerimizi açtığımız, beraber nefes aldığım ikizim öbür yarım Ersin. Biz emeklemeyi de, yürümeyi de birlikte öğrendik. Ne zaman birbirimize ihtiyacımız olsa hep birbirimize destek verdik, kol kanat gerdik.
Beraber toprak sahalarda top koşturduk. Herkes hayallerinin peşinden koşarken biz top peşinde koştuk. Aslında farkında değildik yani. Biz de top peşinde koşarken aslında hayallerimizin peşinden koşuyormuşuz. Peşinde koşturduğumuz top, lastik top, meşin top oldu. Toprak saha büyüdü, yeşerdi, çim saha oldu. Biz büyüdük, başarılarımız büyüdü. Hayal edemediğimiz bir başarı yaşadık. Yani hayallerimizin ötesinde bir şey yaşadık. Ama... sonra... beklemediğimiz bir şey gelişti. O en büyük golünü attı. Gitti. O yüzden... şu anda biliyorum ki benim yanımdasın. Canım ikizim Ersin, biliyorum şu an buradasın. Bu ödülü seninle paylaşıyor olmak çok değerli. Eve gittikten sonra da bu ödülü kime vereceğimi çok iyi biliyorum. Emeklerini başından beri benden esirgemeyen babam, aynı zamanda menajerim İshak Ali Bıçakçı ve Engin hocama da bir alkış alabilir miyim? Bunun yanı sıra canım ailem. 1453 Boğaziçi Kulübü takım arkadaşlarıma ve milli takımıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki siz değerli taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Sağ olun. Ya ulan. Kır şunu sesini. Her haltı yiyip yiyip sonra da ödül konuşması yapıyorlar. Herkes de bunları alkışlıyor. Bu nasıl iştir anlamadım. Eğer bu ateşi bunların başının altından çıktıysa, o zaman aile ödülünü benim elimden alacaklar. Ya bunlar yapmıştır ha. Bunlardan başka kim yapacak? Bizim bunlardan başka düşmanımız var. Orası öyle ama... Tufan, peşini bırakma bu işin. Ben de ağam. Ağam, dönüp dolaşıp tekrar aynı yere geliyoruz. Ben kızı yakaladım, Ünal kızı aldı, işler karıştı. Kuş kafesten kaçtı. Hep Ünal haksız, hep Ünal suçlu. Ey küskün çiçek, kıyamam. Ya Ünal, bir de kusma çıkarttın ha. Şahtın şahbaz oldun. İnşallah bir an önce iyileşirsin de eski Ünal'a kavuşuruz. Bir yeni Ünal hiç olmadı. Ya siz aşkına kavuşamamış birinin yüreğinden ne anlarsınız? Hasbinallah. Vay be. He buyur. Ne diyorsun oğlum sen? İyi tamam, öğrenince bana haber verirsin. Ne oldu? Bu atların kaçmasıyla alakalı. İshak Ali değil mi? Yok. İshak Ali ile alakası yoktur. Yok mudur? Yoktur. O zaman kimmiş? Bu Mardin'deki mandıramızdaki alacak verecek meselesi. Parasını alamayanlar yapmış.
Ya parasını alamamak ne demek? Alacağım Andra, peşin çalışır ya. Gecikme olmuş ağam. İntikam için, gözdağı vermek için yapmışlar. Ay ben o itlerin... Ünal. Bu mandıra işi senden sorumluydu. Ne oldu? Ha? Önemli bir şey değildir baba. Ben işin aslında iyice öğrenirim. Ya kalpten götürmeyin beni ha. Ya ya. Başta olan olmak üzere herkesin bana kastı var. Bir şey diyeceğim. Hı. Yasin Bey ödülü sakın Yeşil'e getirmesin. Yok artık Lami abla, sen ne diyorsun ya? Benim tepeme çıkarma sinirlerim, ne alaka? Nereden bileyim ben ya? Geçen gün topu uşakları verdi ya, ondan diyorum. Ne diyorsun ya, ne topu ya? Ersin Bey'in topunu diyorum. Geçen gün müştemilatın oradan geçerken gördüm uşaklar oynay. Sordum, dedim nedir bu? Yasin Bey topu onlara vermiş. Demiş ki bu top babanızın topudur, sizde kalması yakışır. Lami abla, senin işin falan yok mu mutfakta? Haydi, eğlence saati bitti. Haydi. Ne oldu? Ben anlamadım şimdi, Ersin'in topuna ne olmuş? La havle, la kuvveti, la lazım. Ne kapattı bu? Dünün etkisinden hala kurtulamadım. İki oğlunla da çok gururlandım. Çok. Sorma anneciğim. Biz de burada çok duygulandık. Çok şükür. Her şey yoluna girdi. Çok şükür. Bir o kaldı. Onu da çözersek, atlatırsak hayırlısıyla. Nedir o? İşte Zülfü'nün oğlunun sünnet düğünü de. Bugün gideceğiz ya. Ben de gelmeyeceğimi söylemiştim de. Hem ben öyle iki gün üst üste davete gidemem. Ayaklarıma kara sular iner. Oy, düğüne mi giderim? Ana, sen gitmeyeceksin ha. Sen buraya kalırsın, torunlara bakarsın ha. Ben Lamiye miyim? Torun bakayım. Anaları da var. Onlar dururken ben niye evde oturayım? Gideceğim. Halay horon tepeceğim. Ana, eğlenceli bir yer değildir ha orası. Değil değilsin. Eğlenmeyip dağlanacak mıydım? Ya nasıl iştir bu? Neyse, bakacağız. Hem sünnet çocuğu Yasin'in de büyük hayranıymış ha. Zülfü özellikle söyledi. Yasin de gelecek. Şimdi benim ne işim var sünnet çocuğun düğünde? Ben bir formdan imzalar gönderirim ona. Bitti gitti işte. Hı. Ne öyle ya, baştan sabar gibi. Baba. Bir de söylemediğim bir husus var tabii. Hani ananıza söyledim ama. Neymiş o? Karlıcalar da gelecek. Ne? Karlıcalar ne alaka ya? Gitmek şart mıdır? Zaten kimseye çekecek halimiz yok. Bir de o karlıcaları göreceğiz. Sözümü verdim. Eski tanıdığımdır da, hatırlı müşterisiyim. Ben gelmiyorum. Boncuk anamla otururuz biz evde. O ne biçim laftır kız? Ben gideceğim. Sen otur. Normal bir düğün olsa niye gitmeyelim? Ama oraya gelenlerin hiçbiri insan değil ki. Hepsi eşkıya. Ulan sen Cenab Bey'den mi çekiniyorsun ha? Sen bakma onların atıp tuttuğuna. Yüreğin yeğesi yoktur da onlarda. Kendine çok güveniyorsun ama... kızını ve torunlarını kaçırdıklarını çabuk unutuyorsun. E ne oldu? Geriye aldık. Ben yaşadığım sürece adım da bıçakçıysa... hiçbirinize bir şey olmayacak. Hep beraber gideceğiz. Korkmadığımızı görecekler. Baba, annem haklı. O katillerle bir arada nasıl oturacağız? Valla baba, ben açıkçası gitmek istiyorum. Nasıl insanlar görmek istiyorum. Neyini merak ediyorsun Ruki? Şeytan görsün hepsinin yüzünü. Sen şimdi bu çocuğun kirvesi misin ağam? Değilim ama kirvesi gibi yağdıracağım başlarından aşağı. İstanbullular karlıcaların fiyakası neymiş? Görsünler. Görsün ağam. Karlıcalara da yağdırmak yakışır. Kaç gündür garabetlik içinde debelenir dururuz. İyi oldu bu sünnet. Şöyle anlı şanlı gidelim. Kendimizi gösterelim. Milletin ağzına laf lazım.
O gün o atı alırken de o hadsiz bıçakçıya haddini bildirdim. Torunlarına at alacaktı. Ama parası denkleşmedi. Atı ben alınca öyle bir ezildi ki. Ağam keşke o gün ata binip bir de ezseydin onu. Şimdi ne olacak yüz yüze? Utanmadan bir de yüzümüze mi bakacaklar? Yüzleri olmadığı için çok güzel bakarlar. Sen hiç merak etme. Peki hepsi mi geliyormuş ha? Ne bileyim ben. Bıçakçıların muhtarı mıyım? Ünal, çıkar ağzındaki baklayı. Ben senin niyetini anladım. Yeşil'i sorar değil mi? Evet ağa. Ya Yeşil nasıl gelecek ha oğlu? Uzaklaştırma kararı çıkarttı ya. Ya oğlum Ünal, senin aklın hiç yerinde değil ha. Bana bak, kafanı tez zamanda toplayasın. Vallahi yoksa ben iyiden iyiye dağıtacağım. O kadın oraya gelse bile ağam varken yürek ister. O sünnet yerini başlarına geçirir alimallah. Ha, şunu bileydiniz. O zaman Menevşe de gelecek. Ya sizin aklınız fikriniz kadınlarda ya. Yok ağam ne alakası var ya? Hadi işinize gücünüze boş boşuna ama yapmayın. Bana bakın ha. Hazırlıklarınızı da iyi yapın. O bıçakçıya hiç güven olmaz. Her an, her an bir hainlik yapabilir. Önleminiz, tedariğiniz üstünüzde olsun. Gözümüzde onlarda olsun. Sünnete mi gidiyor savaşa mı anlamadım. Tamamdır ağam. O iş bizdedir. Amca, seni televizyonda gördük. Çok yakışıklı çıktın. Ay canım benim. Yersin amca, bence büyüyünce senin gibi olacağım. Sizin büyüyünce örnek alacağınız başka biri var. Hem de benden daha iyi biri. Bunu hiç unutmayın, olur mu? Ben bu ödülü sahibine vereceğimi söylemiştim. Çocuklar. Bu sizin. Babanız öyle iyi bir adamdı ki keşke tanıyabilseydiniz. Ama size Yasin Bıçakçı sözü veriyorum. Onu size hiç unutturmayacağım. Çocuklar, bir bakın bakalım bana. Alayım ben sizden onu. Ver bana. Şimdi ben bunu Rukiye ablanıza vereyim. O Serendar'a koysun. Siz istediğiniz zaman gidip görürsünüz, olur mu? Rukiye. Thank you.
Ay. Ana. Doğum günün kutlu olsun Cemile teyze. Ay teşekkür ederim. İyi ki doğdun Cemile. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, buyurun. Buyurun. İyi ki doğdun Cemile. Ay. Dilek tut, sakın unutma. Cemile. Cemile abla, bu senin. Ay teşekkür ederim. Neymiş bu acaba? Bakayım. Aa, çok güzel hediye. Ne kadar güzel bir hediye bu. Teşekkür ederim. E sen çocuklar nasıl geldiniz? Sana bahsetmiştim ya hani çok iyi adam diye. Rıza dayı o yardım etti. E Cenap Ağa? Rıza dayı güvendiği adamıyla gönderdi bizi, merak etme. Kapıda bekliyorlar. Cemile abla seni çok özledik. Cemile bizim eve ne zaman geleceksin? Sizin ev? İşte Milat'ta kalıyoruz ya, ondan bahsediyorlar. Ha. E Yeşil'im bir şey söyleyeceğim. Peki bunların kimlikleri ne zaman çıkıyor? İshak Beyler ne zaman çıkarıyorlar? Bir türlü oturup konuşamadık ki. Yasin'in olayı bitti. Şimdi Cenap Ağa bir at için rekabet çıkarıyormuş. Bir tane sünnet düğünü varmış. Herkes oraya gidecek gövde gösterisi yapmaya. Onun telaşesi var şimdi evde. Biz de fırsattan istifade kaçıp yanına geldik. E peki biz şimdi her şeyi düşündük, hallettik. Tamam, bir formalite kaldı. Hepsi bu, değil mi? Yok, zaten kimlikleri çıkarmayacağız demiyorlar. Çocukları da sahiplendiler çok şükür. Ama işte Cenap Hanım çıkardığı olaylar bitmiyor ki. E peki ne yapacağız biz? Yani sen bir şeyler düşündün değil mi? Düşündüm. Düşündüm evet. Ama yardıma ihtiyacım var. Ünal'ı köşeye sıkıştırmak için. Ayşe sağ olsun bütün hesap hareketlerine, her şeye girdilere çıktılara baktı. Bu kağıtta yazan isimlerin bilgileri lazım. Yani kimlerdir, necilerdir? Evelallah hepsini buluruz. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Ama bu kimin için? Senin için mi? Bıçakçılar için mi? Hepimiz için. Efendim, Sultan geldi. Sultan Hanım. Sultan Hanım. Kendisi bugün işe başladı. Çocukların eğitimiyle ilgilenecek. Sadece eğitimleri için değil. Onların topluma ve çevreye kazandırılması, sosyal ve zihinsel açıdan bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için gereken her şey. Aramıza hoş geldiniz Sultan Hanım. Hoş bulduk Gülender Hanım. Lamia sen kendi işlerinle ilgilenebilirsin. Ben gereken şeyleri anlatırım Sultan Hanım'a. Sen Yeşil'e çocukları bir getirebilirsen. Tabii efendim. Yeşil! Yeşil! Nerededir bu? Allah Allah! Kadir! Yeşil'i gördün mü? Uşaklar da yok. Ben geldiğimde çocuklarla bir yere gidiyorlardı. Ne diyorsun sen? Niye haber vermedin? Nereden bileyim Lamia abla? Evdekilerin haberi vardır sandım. Aferin, iyi alt ettin. Neyse ben gideyim Gülen'den Arım'a haber vereyim. Nereye gitti? Bu uşakları mı kaçırdı? Ne etti? Ne oldu Lamia? Gülender Hanım. Yeşil yok. Ne? Çocuklar nerede? Cenap Ağa'nın adamları bir şey etmiş olmasın? Yeşil'i çocuklarla beraber giderken görmüş Kadir sabah. Ne demek Yeşil çocuklarla beraber çıkıp gitmiş? Delirmiş mi bu kadın? Kadir niye bize bir şey söylememiş? Allah'ım ben kafayı yiyeceğim ya. Ne oluyor ya?
bu evde sakin bir gün olmayacak mı ya? Bu kadın bu evde olduğu sürece olmayacak ama ben sana anlatamıyorum. Yeşil Hanım çocukları almış gitmiş sabah. Nereye gitmiş acaba peşinde bu kadar adam varken? Bilmem artık ne işi varsa. Dayı, de bakalım nereyeydi bu Yeşil? Gülender Hanım, Yeşil hapishaneye gitti. Ne? Görüş varmış, ben de korumaları verdim yanına gitti. Rıza dayı bize haber vermeden yaptığın iş mi bu şimdi? Ya başına bir şey gelse, he? Sonra arkasından biz perişan oluyoruz. Ne düşüncesiz bir kadın bu ya? Madem özleyecekti hiç çıkmasaydı. Hayır kendi gitseymiş madem çocukları niye götürmüş? O çocukların başına daha neler geldi daha yeni? He? Haklısınız vallahi. Babasının çiftliği sanki. İstediğinde git, istediğinde gel. Kimseye sorma, izin alma. Oh! Tabii arkasını biz toplarız sonra. Mize ettikleri bir değil, bin bin. Siz de demek ki tam zamanında geldiniz. Çok doğru bir karar almışım Sultan Hanım. Evet, fark ettim. Doğru karar vermişsiniz. Bu savruk kadının ipini çok sıkı tutmak lazım. Kabahat bizde. Çok yüz verdik. Ama çocukların eğitiminde tam disiplin istiyorum sizden. Tamam? Kızım bir sakin ya. Allah Allah. Vardı benim haberim. Herkesin her şeyden haberi varmış, bir benim yok öyle mi? Zaten bu evde her şeyi en son ben duyuyorum. Ya ne de sizin bu... Allah Allah, durmadan af kurulamaya yer arıyorsunuz ha. Sanırsın olduğu bir şey. Rıza dayı ilgilenecek işte, ne diyor yani? Hadi tamam, yeter ha bu kadar. Geç kaldınız, geç kaldınız haydi. Daha sünnet düğününe yetişeceğiz ya. Hadi çabuk, hazırlanın. Siz de kusura bakmayın, daha ilk günden. İlk günden. Rıza efendi, git benim torunlarımı getir hemen. Sonra da o çocuklar bir daha iznim olmadan bu evin kapısından dışarı adım atmayacak. Hele öyle mahpushane köşeleri falan. Asla. Tamam. Ay, sabahtan beri bütün konakta bir hazırlık, bir hazırlık. Ay sorma ya. Vallahi benim de gidesim yok da işte babanın zoruyla. Ay git git ya, kafan dağılır. Bence de. Hem belki düğünde biriyle falan tanışırsın. Kimle tanışacağım kız sünnet düğününde? Ya benim aklıma takılan başka bir şey var. Tufan öküzü de gelecek kesin. Hı. Şimdiden elim ayağım titriyor. Korkudan. Tabii tabii korkudan. Ayça, sen bir şey mi ima ediyorsun bu? Ya yok canım, neyi ima edeceğim? Korkma diyorum ha. Yani korkuyorsan. Ha. Yani babanla abim varken hiçbir şey yapamaz o sana. Öyle değil işte. Ya bir düşün. Psikopat bir herif. Issız bir kulübe. Geçer onca saat. Hala atlatamadım ben o günü. Çok haklısın canım. Düşüncesi bile korkunç. Çağırma çağırma. Boş ver sus. İlaver. Düğüne gitmeden bir berbere uğrayalım. Saçımıza sakalımıza baktıralım. Sonuçta insan işine çıkacağız. Doğru diyorsun abi. Haydi. Kızlar. Kızlar kızlar. Kızlar. Ne oldu? Ben ne giyeceğime karar veremedim. İşiniz bitince gelin bakın da bakalım da bana. Tamam bakalım. He. Böyle renkli, cıvıl cıvıl şöyle ha? Tam sana göre. Bence de. O zaman ne takacağıma da beraber karar verelim. Bıçakçıların gelini kimmiş görsünler. Ama benden güzel olmak yok ha. Söz veremem ha. Haydi, haydi bekliyorum. Hadi tamam. Gelin, haydi. Geliyoruz. Tamam, hadi. Oldun, oldun. Güzel oldun. Hadi. Gidelim. ...48. yılın sporcuları ödül töreni yapıldı. Ödüller sahiplerini buldu. Bu sene baba, ödül kazanan sporcular şöyle işte. Baba, baba kasayı açar mısın? Genç oyuncusu Sercan Kaya olurken... Ne yapacaksın kız kasayı? Rukiye, sakın kendini kasaya masaya koymayasın ha. Atamazsın onu arkadan. Baba ya, sünnet düğününe gideceğiz ya takılarımı alacağım da.
Zeka küpü gelinim ben. Tabii. İyi düşünmüşsün sen onu. Ha dedin ki bu Zeynep Bey'in karısı kuyucu dükkanı gibi takasak takısıracak. Ha ben de altına kalmayayım ha. E şu hasır setimi bir takayım da bıçakçılar kimmiş görsünler. Canım. Tamam. İshak Ali. He ana. Baban bana taktığı yüz görümlüğü nerede? Sen onu bir çıkar, ben de onu takarım. Ana yine kaydırdın ana. Ne babam kaldı ne seti kaldı ana. Göçtü gitti alayı. Ha bu gelinden eksiğim nedir? Elim kolum boş mu gideceğim düğüne? Olur mu anacığım? Hiç senin eksiğini biz görmüyoruz ya. Ben şimdi Rukiye'ye söylerim. Sen giderken boydan boya. Takarım. Gel Rukiye gel. Gel, gel çocuğum gel evladım. Sen de al. Tamam. Al sana bak. Yavaş, yavaş. Nereye koy? Nasıl? Hepsi yüklendi mi? Hepsi yüklendi dayı. O büyük kutuyu da yüklediniz mi? En önemlisi o. Yüklendi dayı, yüklendi. Bunlar da son. Hadi bakalım.
Hoş geldiniz ağam. Hayırlı olsun Zülfü. Sağ ol ağam. Hayırlı hoş geldiniz. Olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Şöyle geçelim. Hoş geldiniz İsrail Bey. Hoş merhaba Zülfü. Hoş merhaba. Bulduk. Yenge hayırlı olsun yenge. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Sen de bizimle beraber top oynayın. Siz oynayın ben geleceğim çocuklar tamam? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geldiler. Gel şöyle. Tam kadro gelmişler ha. Onlar da ne meraklı kendilerini göstermeye. Tadım kaçtı. Tadı kaçacak birileri varsa onlardır, sen bak keyfine. Süsleri püsleri de kimse de yok. Yani sürdükleri boyayla bir köy okulu badan olur vallahi. Defileye geliyorum zannettiler ama burası sünnet düğünü. Ay şuna bak, düğüne mi gelmiş? Ben ne konuşuyorlar? Anam sessiz ol, duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar. Onlardan mı korkacağım? Bu kadar süs püs ne? Ha? Çekmecesinde ne kadar ziynet varsa hepsini takmış takıştırmış. Sanki bizde yok. Sen niye hepsini takmadın? Koskoca ağa hanımısın. Takmaya altın mı yok diyecekler. Ağam kuyumcu vitrini gibi gezmenin ne alemi var? Görgüsüz demesinler diye, sana laf gelmesin diye az takıp takıştırdım. Yasin, sen gözünü bir an olsun alırma bunlardan ha. Hiç güvenmiyorum efendim bunlara. Merak etme, şu an sahada gibiyim. Kalecisinden forvetine hepsini görüyorum ben de. Bu akşam eve bir galibiyet daha götürelim ha. Eyvallah. Selam Rıza dayı. Aleyküm selam. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim hamdolsun. Sen de iyisin. İyiyim. Teşekkürler. Evde kimse yok vallahi. Menevşe falan sünnet düğününe gitti. Biliyorum biliyorum. Söyledi Menevşe. İyi. Ben çocuklara kitap getirmeye geldim. Ha. Hı-hı. İyi ver bana o zaman. Aa, yok. Ben kendim götürürüm. Hem bir merhaba demiş olurum. İyi. Geç o zaman. Hoşça kal. Oynayın annem siz. Ayça. Canım. Gel, hoş geldin. Getirdim istediğin kitapları. Hah. Bakın çocuklar, kitaplar geldi size. Annem, bakın bakın bunların içinde kitaplar var. Hadi gidin, gidin içeride bak. Annem al bunu da, bunu da al. Gel otur. Gel. Vallahi Rıza dayı cezaevinden bizi nasıl apar topar getirtti sana anlatamam. Vallahi Gülender çok sinirlenmiş. Ay olsun. Cemile çok sevinmiştir. Sevindi tabii ya. Sevinmez olur mu? Çok sevindi.
Sana da selamı var. Sağ olsun. Yalnız Ayça, ben bugün bir şey öğrendim. Hı. Cemile'nin duruşması yaklaşıyormuş. Hı. Evini kundakladığı kişiler şikayetinden vazgeçebilirmiş. Hı hı. Tabii belirli bir para karşılığında. Şimdi arabulucuyla görüşeceklermiş. Bizim ona yardım etmemiz lazım. Tamam. Tamam canım, o arabulucuyla görüşsün. Ben ona göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Ayça'm benim ya. Melek Ayça'm benim. Hepimize de yaşıyorsun. Bak 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 bak. Ata bakıp bakıp iş geçiriyor. Kaçırdığı at gelir aklına. Ayıflanır. Alacaktı yeşilin veletlerini ama ben ona kaptırmadım. Şimdi öyle uzaktan ağzının suya aka aka bakar ata. Sen de adamı bir rahat bırakmadın ha. Benim işim bu. O Cenab'ın yanındaki de dersin de. Tam tahmin ettiğim gibi. Suratları da sirke satıyor. Ne kadar gaybana bir aile. Mahkeme duvarı gibiler. Şunlara bak. Ha bir de beceriksizler de. Bir yeşili bile kapamadılar. Ne? Yalan mı? Yeşili kapacaklardı. Bu hikaye de burada bitecekti. Ama çıkmadık candan ümit kesilmez. Ben ümitliyim, bekliyorum. Bugün onları son görüşümüz olur inşallah. Amin. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hazır mı hediyeler? Hazır ağam. İyi. Görsünler neymiş Cenab. Ama hemen çıkarmayın. Önce onlar bir taksın ne takacaklarsa... sonra benim hediyelerim... yıldırım gibi düşsün tepelerine. Güven. Haydi. Haydi. Haydi mi? Haydi. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun. Güzel bakalım kolunu ya. Hayırlı olsun. Bak bu kutusudur, bu da saati. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Korkma Yasin, bak bakayım ha. What are we doing? Hayırlı olsun tekrar. Sağ ol. Ne taktı o meymenetsizler? Taka taka saat taktılar ha. Sanki saat takan kaldı. Herkes telefondan bakıyor. Şöyle layığıyla bir altın takamamışlar mı? Ya bu adamın karısı da kokona gibi boyanıp gelmiş. O kadar da değildir ama. Ben de bunu adam sırasına koymuştum.
5 kuruş etmezmiş. Yakışıklı. Bak sana ne getirdim bak. Beğendin mi? Evet. Mutlu oldun mu? Dur daha bitmedi. Bak. Teşekkürler. Bak. Bak Yasin yazıyor. İmzası da var. Bak. Olur herhalde. Büyüyünce giyersin. Tamam mı? Hadi bakalım. Heh. Kızım çek bakalım bir fotoğraflarını çek. Ha tabii çek, fotoğraf tabii. Heh. Buyurun siz de gelin lütfen. Yenge gir sen de yanına. Çek kızım çek. Ha. Güle güle giy. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olasın yazınız. Gelin bakalım çocuklar. Gelin bakalım. Çek kızım bak bunlarla da çek. Ay, çek. Ay. Gel. Gel soluma gel sen. Soluma gel şöyle. Gel. Çoluk çocuğun sevgilisi Yasin Topçu. Bir de yıldızım diye dolanıyorsun ortalıkta. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dikkatli oynayın ha. Bay bay. Ağam sıra sende hadi. Tak takını da milletin gözü fal taşı gibi açılsın. He. Hadi. Aferin sana. Hayırlı olsun. Sağ ol ağam. Eksik olma. Asker olur inşallah. Damat olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol hanım ağam. Bu iş öyle olmaz. Böyle olur. Zahmet ettin ağam. Ne zahmeti? Zülfü. Torunun. Kirvasıyım ben. Eyvallah. Anladık. En büyük ağa sensin. Kim bilir nasıl kazanıldı o paralar. Nedir? Bir el kadar çocuğa taktıklarına bak. Tam görgüsüzler. Ne konuşulmayı seviyorlar. Baksana şunları. Ailecek tribünlere oynamakta üstlerine yok. Ula futbolcu olan ben, tribünlere oynayan bular. Sağ ol ağam. Al bakalım aslan. Vay hay Cenab-ı Hay. Cenab-ı ağama da bu yakışırdı zaten. Vallahi ağam ne kadar teşekkür etsem az. Bu safkan çok kıymetli bir at. Oğlum için kıymeti çok çok büyük bir hediye. Helal hoş olsun oğlum. Eyvallah ağam eksik olma. Hadi tekrar hayırlı olsun. Sağ ol ağam. Ağam atı aldığı yetmedi bir de hediye ediyor. Böyle bir adam yok ya. Bir Cenab-ı ağa kolay yetişmiyor. Ağa olmak bunu gerektirir. Atınan dövdü şunları vallahi. Bak bak bıçakçıların ağzını bıçak açmıyor. Sana çok üzüldüm. Hayırdır ya? Atı alamadın. Ben alınca yayan kaldın. Alırık yarın öbür gün. Ne diyor yani? Atın soyuna kıran mı girdi ya? O gün alacaktın.
ata alan Üsküdar'ı geçti. Cenap Bey, sen bak bakayım benim gözüme. Bende o kadar parayı bir ata verecek göz var mıydı ya? Bu ne pintilik ya? Kefenin cebi yoktur. Müsrifliği sevmem. Görgüsüzlüğü hiç. Valla ben hiç bir masraftan kaçınmam. Olanı göstereceğim. Meblağ hiç mühim değil. Yeter ki sevdiklerim mutlu olsun. Tabii. Beylik bunu gerektirir ha Cenab-ı Bey. O mertebeyi hak edeceksin. Ve herkese hissettireceksin. Yoksa yayan kalırsın. Adam beyliği mertebe sanıyor ya. Tövbe ya. Oturun oğlum, oturun. Kabahat sende. Ben sağ dedim gelmeyelim diye. Dur kızım ya, dur. Ben daha bıçakçı horonunla oynamadım ha. Bacağız numaramızı. Samet. Bak ben bir şey daha kaldıramam. Çekip gideceğim şimdi ha. Dur kızım ya. Bir otur. Gideceğim, gideceğim. Bir tadını çıkar ya. Ruki. He. Resmen şunların görgüsüzlüğünü izlemeye geldik. Ah evet ya, yemin ediyorum daraldım da. Tamam anladık da param var da. Nazane, bahane. Bir de şu sırık var ya. Sürekli göz göze geliyoruz. Çattık ha. Hangi sırık da? Ya yok mu beni kaçıran? He. Tufan. Hadi. Ya siyah takım elbiseli. Kızım bunların hepsi siyah takım elbiseli. Hangisi? Soldan ikinci. Yakışıklı olan. Yakışıklı demeyelim de el ayağı düzgün işte. Bu sağa mı bakıyor? Bana mı bakıyor? Sağa bakıyor. Vallahi sağa bakıyor. Bir yerde tıkanıyor. Heh. Geleceğim şimdi ben. Şovun bu muydu? En güzel hediyeyi sona bıraktım ha. Ya niye zahmet ettin İshak Ali Bey? Estağfurullah, ne zahmeti. Güle güle kullansın. Sağ olasın. Ortada kaldı. Kimse yüzüne bakmıyor. Sen işini biliyorsun bıçakçı. Ne ben dedim sana? Dinlemiyorsunuz kocanı ya. İşini bileceksin. Koskoca saf kanat dururken oyuncak arabaya binmek de neydi? Çocuk aklı işte. Ne anlayacak? Keşke baştan armağan etmeseydin ağam. Atla uyduruk arabayı bir mi tutuyorsun hasret? Havamız yeter. Herkes anladı anlayacağım. Himmet. Ben gidiyorum. Sen beni burada bekle. Tamam abi. İşin rast gelsin. Anam nedir bu gıy 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 gıy? Vallahi içim bayıldı ha. Yok mu şöyle bizim Mardin havalarından çalsalar da azıcık kurtlarımızı döksek?
Nasıl ağam? Keyfiniz yerinde inşallah. Yerindedir Zülfü. Her şey harika. Ama bir şey var. Buyur ağam. Ya şu tıngırtı. Yani biraz da bizden bir şeyler olsun. Şöyle bir Mardin havası yok mu? Olmaz mı ağam? Sen istersin de. Hemen konuşuyorum çocuklar. Ey. Oy bu ne biçim sünnet dur. Kimse oynamay. Ya herkes mıh gibi oturuyor. Darlandım. Babanla birazdan çalarlar oynarsın da. Rukiye. He. Kimse oynamayacak ya. Biz buraya oynamaya gelmedik Allah Allah. Ha bu kemençe bir çalsın beni kimse tutamaz. Yayı bir gıcırdasın. Siz beni o zaman görün. Maşallah anacığım sen de fıkır fıkırsın. Keşke hepimiz senin gibi olsak. Ol gelin ne oturuyorsun? Ha? Önüne duran mı var? Tekrar bastırıyorlar. Tarcan. Tarcan topu. Sağ bekle oynayan arkadaşı İlkay'a verdi. İlkay. İlkay topu biraz sürdü. İlkay'dan riskli hareketler. Fevzi bastırdı ve topu kazandı. Fevzi. Cetanya'yı üstünde bekleyen Jerome'u gördü. Jerome oradan iyi vurur. Out. Çok iyi bir şut çıkardı Jerome. Tarık oyunu başlattı. Tarık. Son bekle Kemal Etin'e başladı. Alo, ne yaptın? Tamam oğlu. Şimdi konağın önündeyim. Yalnız bu duvarı aşmak mümkün değil. Hep dikenli teller var. Ancak kapıdan gireceğiz. Şimdi kapıyı açtıktan sonra solda hemen bir müştemilat var. Ama kamera her yeri görüyor. Fark ettirmeden girmeniz lazım. Tamam oğlu. Bir şekilde gireceğim içeri. Tamam. Hadi koçum benim. Hallet. İstediğinin iki katını vereceğim sana. İki katını. Sedat. Şey kızım hadi Rukiye hadi. Hadi kalk sen de gel. Hadi. Gel kalk. Benim madem.
Tufan, hadi kalk şöyle heybetinle bir Reyhan oyna da millet ağaoğlu görsün. Anacığım ne yapacağım? Kalkıp tek başıma Reyhan'ı mı oynayacağım? Sen oynarsın oğlum. Aslanlar gibi oynarsın. Bak ne zamandır izlemedik seni. Halaya da kalkmadın. Hadi kırma ananı. Tufan. Bir yani patlatın be. Pardon. Hayırdır inşallah. Bakım çalışması mı var sigortama? Beğendin mi kızı? Hangisini? Tufan'la dans eden. Çok güzel.
su gibidir. Ben ayarladım. Değil mi? Bizim memleketten hancıların Meryem'le Kadir'in kızı Esma'dır. Küçücük kızdı. Nasıl da buymuş? Goncaydı. Gül oldu maşallah. Hasret. Nasıl ayarladın? Oğlumun mutluluğu için, mürüvveti için her şeyi yaparım. Ha. Sen ağaysan, ben de ağa karısıyım. Ne? Sen sadece diğer oğlunun mürüvvetini düşün. Beni hiç düşünme. Ben ne olacağım? Ne yap? Oğlum ben seni hep düşündüm, düşünürüm de. Sana da bulayım diyorum Mardin'den şöyle helal süt emmiş bir kız. Ama sen kendini bir imkansızın peşinde heder edersin. Aman be, üf. Ne oldu? Üstüme ay, döktüm. Ay, tuz dök diyeceğim ama bir şey de yaramadım. Sabunlu su yap, tuvalete gitti. Yapayım. He. Nerede ki? Şu arka taraftaydı. İyi, tamam. He, haydi. Çitile iyice. Şöyle yap. Çok yakışmış. Kıyafetin diyorum. Sana çok yakışmış. Sağ ol. Eksik olma. Eyvallah, modacı olan sensin ama biz de az buçuk anlıyoruz bu işlerden. Bravo. Ne kadar zevkli ve ince ruhlu birisin Tufan. Öyleyimdir. Çok belli etmesem de. Hiç göremedik. Fırsatım olmadı ki. Nasıl olacaktı ki? Alamadın kendini pistten. Sen beni mi izliyordun? Yani sadece sen oynadığın için bir de bayağı dans ettiniz kızla. Biraz kurtlarımı döküyordum diyebiliriz. Bildiğin üzere son zamanlarda biraz stresliyim. Sen mi ben mi? Sen yolunu mu kaybettin? Üstüme yemek döküldü. Lavaboyu arıyordum. Çok göz var. Nazardır. Bence de nazardır. Kimin gözüyse. Bu kadar bakan olursa normaldir. Tuvalet şu tarafta. Gel götüreyim istersen. Ben giderim. Yorulma. Yorulmam. Hem yolunu kaybedersin. Gel eşlik edeyim. Niye yolumu kaybedeyim ya? Merak etme. Her şeyde bir cevap. Hiç alttan almak yok. Öyle. Devir böyle. İnsan kaçıran mı dersin, kana susamışlar mı dersin, ne ararsan var. Akıllı olmak lazım. Doğru söze söyleyecek bir şey yoktur. Hayırdır? Ne oldu Topçu? Kardeşimden uzak dur. Dolaşma etrafında. Ben kardeşinin etrafında dolaşmıyorum. Yolda karşılaştık. Aferin. Bir daha seni onun etrafında görmeyeceğim. Anladın? Emredersin Topçu.
Ne oluyor abi? Ne oluyor? Hadi gidiyoruz hadi. Hadi siz şimdi kardeş kardeş el ele gidin. Ama dikkat edin yolda kurtlar kapmasın. Maazallah. Doping falan basarlar. Abi! Abi dur! Çekil lan!